Samsung Galaxy Tab 7.7 adını 7.7 inçlik ekrandan almakta Samsung'un e, Eylül ayında Eylül 2011'de Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde tanıtmış olduğu bu tablet 7.9 milimetrelik kalınlığıyla dikkat çekiyor. Oldukça ince bir tablet var karşımızda. 7.7 e, inçlik e, bir ekran, 7.7 inçlik büyüklük e, tablet için e, biraz sıra dışı standartların biraz da arasında sayılabilir genellikle. 10.1 inç yani 10 inç civarında veya 7 inç civarında tabletlere alıştık. 7.7 inç biraz da arada durmakta. Ancak Samsung'un biliyorsunuz farklı zevklere yönelik bir tablet stratejisi söz konusu ve Galaxy Tab de bu stratejinin parçalarından bir tanesi. Oldukça göz alıcı bir tasarım var karşımızda. Samsung Galaxy Tab 7 .7 oldukça çekici gözüküyor, kaliteli gözüküyor. Arkadaki fırçalanmış metal plaka bu tabletin biraz daha lüks gözükmesine, biraz daha asil gözükmesine yardımcı oluyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bu görmüş olduğunuz metal plakanın altında ve üstünde plastik şeritler var. Bu sayede antenin iyi bir şekilde çekim yapmasına, sinyal algılamasına yardımcı olunuyor. 3 megapiksellik bir kamera var. E, hemen üst tarafta yer almakta. Bunun yanında e, flash, LED flash dikkat çekiyor. Üst bölümde 3.5 mm kulaklık jakı. Onun yanında bir mikrofon var. E, sağ tarafa baktığımızda her Samsung cihazında olduğu gibi bu cihazda da açma kapama tuşu e, ve ses kademe tuşları dikkat çekiyor. Alt kısımda özel bir e, Samsung konektör portu var. Bu konektör portu e, görmüş olduğunuz e, yuva üzerinden. Ee, hem şarj işlevi gerçekleştiriyor hem de bilgisayar bağlantısı gerçekleştiriyor. Cihazın kutusundan görmüş olduğunuz gibi bir e, port e, kablo çıkıyor. Şarj cihazı çıkıyor. Bunu taktığınızda bu şekilde tableti şarj edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir de e, görmüş olduğunuz USB kablosu var. Bu da e, bilgisayara bağlamak için kullanılıyor tableti. Devam edecek olursak tabletin e, sol tarafında Hemen burada da görmüş olduğunuz üzere microSD kart yuvası var. 32 GB'a kadar destek sunulmakta. E, hemen onun üzerinde de sim kart yuvası var. E, kullanmış olduğumuz e, mini sim kartlar geçerli kullanılıyor. Samsung Galaxy'de 1.7'de. Samsung Galaxy'de 1.7'nin ekranı görmüş olduğunuz gibi 7.7 inçlik bir büyüklüğe sahip. E, süper AMOLED Plus ekran var Samsung Galaxy'de 1.7'de. Bu süper AMOLED Plus ekran 800 çarpı 1280 piksel çözünürlüğe sahip 196 ppi'lik bir tablet için yüksek sayılabilecek bir görüş bir piksel yoğunluğuna sahip. Bu da tablette oldukça keskin, kontrast yüksek bir görsel deneyimin yaşanmasına olanak sağlıyor. Tabletin oldukça derin siyah renklere sahip olduğunu söyleyebiliriz ve görüş açısı da oldukça iyi görmüş olduğunuz gibi tableti Yataya çevirdiğimde bile ekranı hala seçiyor olmalısınız. E, i̇konlar, e, bütün bileşenler hepsi e, görülmeye devam ediyor. Super AMOLED Plus teknolojisi e, renk doğruluğunun bozulmadan e, ekranın e, her açıdan aynı şekilde düzgün bir e, görüntü kalitesi sunmasına yardımcı oluyor. Ve bunun yanı sıra ee, ekranla tablet bir bütünmüş gibi gözüküyor şey Sanki şu anda tablete baktığımda e, Çıplak gözle baktığımda sanki Karşımda bütün bir yapı varmış bir tabloya bakıyormuşum Gibi hisse kapılıyorum bunu söylemem gerekiyor ee, Tablette 1.4 nokta GHz'lik Çift çekirdekli e, Samsung Exynos işlemci var 1 GB RAM var 16, 32 ve 64 GB'lık e, Daire bellek kapasiteleri var Bu tablet 16 GB'lık elimizdeki test ürünü Bunun yanı sıra dediğimiz gibi 1 GB RAM var standart Android Tablet bileşenleri bulunmakta Android 3.2 Honeycomb ile çalışıyor bu tablet. Bunun yanı sıra TouchWiz kullanıcı arayüzü de tablette yüklü gelmekte. Ekranın üst kısmında bir kamera var görüntülü görüşmeler için arkadaki kamera ek olarak. Ve görmüş olduğunuz gibi bir e, Aize telefon operatörü var. Yani bu telefonda e, Samsung'un 7, bu cihazda Samsung'un 7 inçlik tabletleri gibi telefon özelliğine sahip. Ne dedik? Android 3.2 Honeycomb var dedik. Bu Honeycomb işletim sistemi ek olarak TouchWiz kullanıcı arayüzü var ve görmüş olduğunuz gibi Samsung'un bu TouchWiz kullanıcı arayüzünü sunmuş olduğu bileşenler yüklü gelmekte. Telefon, mesajlaşma, elektronik posta, görev yöneticisi gibi farklı bileşenler mevcut. Bunları kullanıp tabletin biraz da verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bazı işlevlere çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Samsung Galaxy Tab 7.7'nin ana ekranında 7 farklı sayfa kullanılabiliyor. Bu sayfalara dilediğiniz bileşenleri eklemeniz mümkün. Yapmanız gereken herhangi bir bileşeni sürükleyip ilgili sayfaya bırakmak. Daha sonra o sayfaya gidip bu bileşeni dilediğiniz bölüme taşıyabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Bunu yanı sıra yine bileşenin boyutunu ayarlama bu da mümkün. Ana ekrandaki bileşenleri değiştirmenin yanı sıra e, altta görmüş olduğunuz programcıkların sıralamasını veya hangi programcığın burada gözü gözükeceğini de görüneceğini de ayarlayabilirim. Bunun için yapmam gereken altta görmüş olduğunuz düzenli butonuna dokunmak. Şu anda bütün programcıklar çubuğa eklendiği için burada herhangi bir programcık alternatifi gözükmüyor. E, buradaki e, liste kalabalık geldiyse eğer herhangi bir tanesine dokunarak ya da istediklerinize dokunarak onları kaldırmanız mümkün bu çubuktan. Biraz daha sade bir görünüm var. Tabi tekrar dokunarak da ekleyebilirsiniz. Kaydet dediğinizde de bu güncelleme, bu düzenleme aktif hale geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabletin özelliklerinden bir tanesi de telefon olarak kullanabilmesi. sim kart sadece hücresel veri erişimi için kullanılmıyor. Aynı zamanda normal telefon görüşmelerini yapmaya olanak sağlıyor. 3G şebekesi üzerinden video görüşmeleri de yapmak mümkün. Böyle bir güzelliği var. Bunu söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi Samsung'un touchwiz kullanıcı yüzünden alıştığımız bir telefon uygulaması yüklü gelmekte tablette. Yatayda ve dikeyde gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Tablet biraz büyük. Bu nedenle kulağa götürüp konuşmak pek e, düzgün gözükmeyecektir. Biraz e, garip bakılabilirse bu nedenle e, cihazın kutusundan çıkan mikrofonlu kulaklığı veya bir ayrı bir Bluetooth kulaklığı kullanabilirsiniz. Bluetooth desteği var cihazda. E, herhangi bir arama geldiğinde diyelim ki başka bir e, menüdesiniz. Herhangi bir arama geldiğinde e, şimdi geliyor. Şu anda bir arama yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir uyarılacaksınız. Normal bir telefon gibi çalışmakta tablet bu açıdan güzel. E, tabletin altında hoparlörler var. Görmüş olduğunuz gibi bu hoparlörlerin oldukça iyi bir e, ses verdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra altta bir üstte mikrofonlar var. Bu da e, tabletin çevredeki sesleri daha iyi algılamasını, bunun yanı sıra e, gürültü bastırma gibi işlevlerde daha iyi yapmasına olanak sağlıyor. E, uygulama menüsüne baktığımızda, Samsung'un alışmış olduğumuz uygulamalarını görmekteyiz. Allshare yine mevcut. E-Kitap uygulaması var. Bunun yanı sıra Reader Sub, Social App gibi uygulamalar var. Daha önceki Samsung cihaz incelemelerimizde bunları tanıtmıştık sizlere. Bunun yanı sıra yine Google Play mağazası var. Google Play mağazasına girebilir ve buradan dilediğiniz uygulamaları tabletinize indirebilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bunun yanı sıra yine cihazda bir dosya yöneticisi uygulaması yüklü gelmekte. Cihazın belleğini kontrol etmek açısından bu dosya yöneticisi uygulaması iyi oluyor bunu söyleyebiliriz. Özellikle cihazın belleğine attığınız multimedya dosyalarını oynatmakta burayı doğrudan kullanabilirsiniz. Buradan dilediğiniz dosyayı seçip oynatmak istediğinizde varsayılan program otomatik olarak açılıyor ve içerik oynatılmaya başlanıyor. Multimedya açısından Samsung Galaxy Tab 7.7'nin iyi olduğunu söyleyebiliriz. 720p MKV videolarını bile Düzgün bir şekilde oynatmakta. Ee, oldukça geniş bir kod desteği var. Ee, bunun yanı sıra cihazda arkada 3.2 megapiksellik bir kamera var. Ve bu kamera yardımıyla alıştığımız, alıştığımız o Samsung kamera arayüzünü kullanarak Android cihazlarındaki kamera arayüzünü kullanarak fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayarları da görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 720p video kaydı yapabiliyor bu tablet. Ee, bunun yanı sıra fotoğraf moduna da gelelim. Fotoğraf modunda da yine alıştığımız şekilde e, uygulamalar mevcut ayarlar ayar mekanizmaları mevcut bunun yanı sıra e, ekran görüntüsünde görmüş olduğunuz ek ikona basarak alabiliyorsunuz bu da e, güzel özelliklerden bir tanesi bu aldığınız ekran görüntüsünü dilerseniz doğrudan kaydedin dilerseniz üzerinde bazı notlar alın bu Galaxy Note'da gördüğümüz özellik işlev burada da var bu şekilde o ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz ya da başkalarıyla paylaşabilirsiniz bunu da söylemeden geçmeyelim bunun yanı sıra Not ve not kalem uygulamaları da e, yüklü gelmekte. E, buradan da yine ekran üzerine çizim yaparak notlar alabilirsiniz. Tabi parmağınızı kullanırsınız burada kalem yerine. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Galaxy Tab 7.7 ile ilgili aktaracaklarımız e, şimdilik bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı TeknoBlock'taki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.